Son günlerde Türkiye'de ve Kayseri'de olsun fahiş satışlar oldu. Evet. Kolonya, evet. Hijyenik ürünlerde falan. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Yani şimdi söylemek istemiyorum ama cidden yapılmaması gerekiyor böyle şeyler. Almanya'da bildiğiniz üzere ücretsiz dezenfektan ürünler satılıyor. Bize gelince güya Müslüman ülkeyiz ama böyle şeyler yapılmasını doğru bulmuyorum. Yani yine aynı, tamam, fırsatçılar, devletimiz de buna zaten el koyuyor şu an. Şikayet edebilirsiniz. Yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Onunla da aynı şekilde hükümetimiz bir çare buldu. İhbar hattı oluşturdu. İhbar hattı sayesinde fahiş fiyatları ihbar edebiliyoruz. Bu yol güzergahında iyi gidişimiz var yani, iyi gidiyor. Yani o da işte milletimizin vicdansızlığını gösteriyor yani. O kadar yani 50 kuruşluk maskeyi 10 liraya satmak, 15 liralık kolonyayı şey satmak birazcık şey ya. İnsanın vicdanıyla alakalı bir durum yani. Şu anda bir Müslüman ülkedeyiz. Bizim Kayseri'de kendini muhafazakar olarak tanıttı yıllar boyunca Türkiye'ye. Ama şu anda Müslümanım diye geçinen insanlar bugün fahiş fiyatlar vermeye başladı. Yurt dışında gayrimüslimler dezenfektanları ücretsiz satıyor. Bizim Müslümanlar bu fahiş fiyatları vererek cennete gidecekken gayrimüslimler bunu yaparak cehenneme gidecek. Ya bu da tabii doğru bulmuyorum. Yani fırsatçılık her anlamda, insanların fırsatçılık yapması çok saçma. Yani böyle ülkenin %98'i Müslüman olan bir yerde her şeyi fırsata çevirmek çok yanlış. Yani devlet buna karşı da önlemler alması lazım. Mesela kendince önlem aldı bu benzinler katılan kolonyanın ham maddesi olarak da kullanılan bir şeyde. Onu kullanmayın, şeyde kullanalım, kolonya üretiminde kullanalım ve maliyeti düşürelim diye bir önlem aldı. Onu destekliyorum ama insanlarımıza fırsatçılık yapmaktan vazgeçmesini tavsiye ediyorum. Marketlerde bir kolonya baktık, fırsatçılığı oldu millet. Kaptı kaçtı var sanki. Ne bileyim, böyle gidiyor işte. Fazla yapacak bir şey yok yani. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Silahla gücü yetmiyor, bundan vuruyorlar. Başka bir şey yok. Sadece bize vurma. Vurma maaşlı. Sadece var ya, başka bir şey yok. Sadece silahla, bombayla vuramıyorlar, bundan vuruyorlar. Başka amaçlar bu. Yanlış. Yanlış. Yani burada krizi fırsata çevirmemek lazım. Krizi fırsata çevirmemek lazım. Yanlış bir durum. Yani ne diyeyim, bu fırsatçılık. O insanlara da şu hükümet gitse, şu devlet yıkılsa, şuradaki dükkanlar zarar etse, bu esnaflar dükkanlarını kapatsa, işçiler kapatsa, sen tuttun bir 5 liralık malı 10 liraya satmak istedin. Benim de param yok, almıyorum. Almancı ne olacak? O mal elinde kalacak. Doğru mu? Kalıncı ne olacak? İşsizlik artacak. İşsizlik artınca ne olacak? Ekonomi devir daim yapmayacak. Devir daim yapmayınca ne olacak? Sen de zarar edeceksin, ben de zarar edeceğim. Gerek var mı ya? Bu vatan bizim, bu devlet bizim. Bunları korumak lazım. Bunları yani bilinçli olmak lazım ya. Çocuk değiliz ya. Şurada bir insanın başına bir iş gelse kim sahip çıkacak bize? Devlet sahip çıkıyor değil mi? Allah kimseyi devletsiz bırakmasın. Vallahi fırsatçılara yani Allah fırsat vermesin. Ne diyeyim? Fırsatçılık, başka şey demiyorum. Vallahi hükümetimiz gerekeni yapacağına eminim yani. Cezası ben de olsam versin. Yani fahiş fiyat virüsten daha tehlikeli bu adamlar. Bana göre. Yani insanımız kıtlıktan çıkmış gibi çok yanlış bir şey yapılıyor. Yani biz Müslüman ülkeyiz. İnsanlarımız aç kalırken biz tok olamayız. Yani komşumuzda yokken biz mutlaka veririz. Onda varsa o da bize verir. Vay işte bizim işte Kayseri esnafı biraz da bilirsiniz yani. Olan gelişmelere çabuk ayak uydurur. Ben mesela birçok esnafta gördüm. Öncesinde 10-15 lira olan kolonyalar 60-70 liraya satılıyor. Ya maske olsun, diğer dezenfektanlar olsun pek bulunamıyor. Yani doğru bulmuyorum ama oluyor. Ne yazık ki ülkemizde oluyor bunlar. Yani vallahi bir Müslüman toplum olarak ben kesinlikle yakıştıramıyorum yani. Ya en acil noktalarda deprem oluyor. Biliyorsunuz otellere zam yapılıyor. Havaalanında, Ankara'da yaşıyorum, patlama oldu. Taksi fiyatları bakmışsınız 3-4 katıyla götürüp getiriyor. Ne bileyim, kolonya olsun şu kadar fiyat olmuş. Ya Ramazan geliyor, gıda düşmesi gerekirken, herkes oruçlu olması gerekirken, yani ne bileyim, onlara dahi fahiş fiyat geliyor. Bir Müslüman ülke olarak bunları yakıştıramıyorum yani. Bu biraz daha hakka giriyor doğrusu, açıkça konuşmak gerekirse. Çünkü insanların zor durumda kaldıklarından dolayı hani bunları biraz daha fırsatçılığa çevirmeleri biraz yanlış bir şey.
Hani devletimiz de zaten şikayet hatlarına irtibat ediyorlar. İnşallah onlara da yardımcı olurlarsa, hani fiyatlar artan bir yerlerde şikayet etme ihtimalleri varsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Ya o da işte devletin şeyi eksikliği, devlet bunlara bir önlem alması lazım. Takip etmeli. Bak zabıta öyle inil inil geziyor. Bunları versin görevi, yatmasınlar sağda solda, çalışsınlar, kontrol etsinler. Allah onlara lanet etsin diyorum. Başka ne diyeyim ya? Fırsatçılar. Allah kimseye fırsat vermesin. Bunlar ne diyeyim size, bir esnaf bir kalitesi vardır ya. Bunlar onlardan yoksun insanlardır yani. Krizi fırsata çeviriyorlar ve böylelikle de hem halkı sömürüyorlar. İster istemez de millet de mecburiyetten gidiyor alıyor. Bu fırsatçılıktan başka hiçbir şey değildir. Daha çok yardımcı olması gerekirken ve fiyatları yükseltmesi halkı daha çok zorlaştırıyor. Ve bunlar da cebine giren paraya bakıyor açıkçası. Onunla ilgili hiçbir şey demeyeceğim ya. Yani. Aynen. Koronavirüsü olduğundan belli. Deprem olur. Her şeyi fırsata çevirirler. Kira paralarını arttırırlar. Virüsler gelir. Yiyeceklerimize, içeceklerimize, her şeylerimize faiz koyarlar. Yani fırsatçılık diyorum yani. Allah hayırlı ölümler nasip etsin. Başka bir şey demiyorum. Milletimize bırakmasınlar yani. Ya şimdi bu fahiş satışlar bir defa ilk önce biz İslam ahlakına uymuyor. Biz Müslümanların ahlakına kesinlikle uymuyor. Bu ne demek? Bu fırsatçılık demek. Bu yararlanma demek. İnsanların zaaflarından yararlanmak manasına geliyor. Kesinlikle bunlara karşıyız. Fakat işte bunu yapan maalesef insanlarımız da var. İşte kendi insanımızın kendini bir kontrol etmesi lazım. Kendi kendimize bir oturup düşünmemiz lazım. Yani biz ne kadar Müslümanız, ne kadar kendimize dikkat ediyoruz, bunu sorgulamamız lazım. Bu helalde değil zaten yani işin açığı. Tabii Maliye Bakanlığı da bir tedbir alıyor. Benim bildiğim ihbar hatları kuruldu. Bu tarz olayları fahiş fiyat artışı yapan mağazaları veya firmaları şikayet edebilirsiniz diye düşünüyorum. Yani bence hiç iyi bir şey değil yani. Müslüman olaraktan yani. Bir kolonyayı 10 liralık kolonyayı 35'e satmalar doğru değil yani. Bence haksız kazanç. Kimi satıcılar fırsattan istifade edip fiyatları bayağı yükselttiler. Gaziantep'te de gördüm kolonya fiyatlarını düşürmüşler. Bilmiyorum artık Türkiye'deki insanların ne yapacağı asla belli olmuyor. Yani bakalım sonumuz ne olursa.